Evet arkadaşlar merhabalar tekrar. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bu eğitimde aslında Word'de yazım kontrolü, biçimlendirme ve küçük hata düzeltmeleri nasıl yapılabilir genel olarak anlatmak istiyorum. Çünkü bunlar bazen lazım oluyor. Bunu biz kendimiz sadece okuyarak yaptığımız zaman bazı küçük detayları kaçırabiliyoruz arkadaşlar. Çünkü JAWS bize öyle otomatik olarak her şeyi okuyor. Öyle olunca da bazı detaylar aradan kaçabiliyor. İşte bunu daha dikkatli yapabilmenin yolu nedir? Onu biraz göstereceğim. Bunun için de iki şey göstereceğim. Bir yazım kontrolü, Word'ün. Uzaklaşabilir miyim? Yıllardır olan bir şey bu aslında. F7 ile girilen bölümden bahsediyorum. İkinci bakacağımız yer de bir text analyzer dediğimiz, metin analizcisi dediğimiz bölümü JAWS'ın. İki tane dosya üzerinde göstereceğim. Dosyaların tamamını da yapmayacağım ama başka şeyleri görmeniz Site açısından nasıl faydalı olacak. değerlendirilir nokta İlk doc. önce site nasıl değerlendirilir diye bir dosya var benim elimde. Evet, şimdi Boş. arkadaşlar bu dosyada normalde biz birkaç yolla yazım kontrolü yapabiliyoruz. Mesela bugün şey de yazmış. JAWS'a yapmak için Insert Z'ye basarız. Ve B Topu. harfine her bastığımızda bir sonraki yazım yanlışını görür. Mesela Insert Z'ye basıyorum. Quick case on. Seri dolaşım tuşları açık diyor. M harfine basıyorum. Nüspet. N, Ü, S, B, E, T. Bu Nüspet soruları... kelimesi yani yanlış diyor demek ki. Bakın bunun doğrusu ne? Hemen görmek için uygulama tuşuna basın. Applications. Menü. Öneriler aranıyor. Nokta 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 unavailable. Müspet. Nispet. Müspet. Bakın Eş nüspet anlam. oldum oklarla aşağı indim. M, Ü, S, P, E, Aslında T. yazılışı müspetmiş. Nüspet değilmiş. Ben nüspet yazmışım. Böyle bir yanlışlık olmuş mesela. Şimdi Escape burada ben menu, şunu escape, enter yaparsam leaving da top. düzeliyor arkadaşlar. Bu şekilde tek tek hatalarınızı düzeltebilirsiniz. Bu birinci yoludur gördüm. NVDA'da da bunun için yine insert boşlukta taramak ipini açıp W harfine basıyorsunuz. Yine aynı şekilde yanlış yazılan kelimeleri söylüyor. Uzun süredir biz hep böyle düzeltiyoruz. Böyle de yapabilirsiniz. Ama burada bazı detayları kaçırıyorsunuz. Yani burada sadece aslında yazım yanlışlarını düzeltiyor. Bir de gramer düzeltme var ama daha kolay bir şekilde ve türü değiştirme gibi özellikleri kullanmak için benim size önereceğim tuş kombinasyonu F7. Ama ondan önce şundan bir emin olacağız arkadaşlar. Bir belgemiz açık. Belgemiz açıkken acaba bu belgemizin yazım dili ne? Türkçe mi İngilizce mi? Önce buna bakmamız lazım arkadaşlar. Bunun da yolu tüm metni seçmek önce kontrol A'yla. 7430. Seçtim. Aslında durum çubuğuna basarsanız caps lock'la page down yani bende caps lock fn aşağı koluyor ama page down nasıl basılıyorsa sizde basılıyor bakalım. Sayfa numarası sayfa 1 bölü 3. Yazım ve dil bilgisi denetimi hatalar. Dil Türkçe Türkiye. Erişilebilirlik denetleyicisi erişilebilirlik. Kullanılamaz. Odak. Uzaklaştır. Yakınlaştır. Yakınlaştır %100. Bakın bütün durum çubuğunu okudu. Buna aynı zamanda F6'ya basarak da ulaşabilirsin. Şöyle F6'ya basayım. F6. Durum çubuğu. Sayfa numarası sayfa 1 bölü 3 buton. Tu Sağ activate. tıklıyorum. Sözcük sayısı 833 bölü 833 sözcük. Yazım ve dil bilgisi denetimi hatalar buton. Tu. Dil Türkçe Türkiye buton. Bakın burada belli bilgileri görüyoruz. Bu önemli Escape. çünkü eğer Escape. bazen bazı metinlerde şu oluyor. Binlerce hata görünüyor. Bunun sebebi dil mesela İngilizce kalabiliyor ya da alakasız bir dilde olabiliyor size gelen yazılarda. Önce mutlaka dil Topo. Türkçe olduğundan emin olmanız lazım. Eğer bu Türkçe demiyorsa nasıl değiştireceğiz ona bakalım. Tüm metni seçiyoruz kontrol A'yla. 7430. Alt Emi bu da R. JAWS için mi anlatıyorsun? Bu Bu hani. içerisinde de aynı bunlar. Şu ana Ha. kadar anlattıklarım NVDA'da da o kullanabileceğiniz. Tamam, Şu tümünü ana kadar seçtik. bunu Tamam. Hı. seçtim. Gözden geçir sekmemiz var bunun. Alta basıp sağa doğru oturabilirsin veya Alt R'ye basabilirsin. Kontrol A'ya bastıktan sonra 7430. arkadaşlar tabii Zoom'da da Alt R'ye çalışınca ikisi bir araya gidip ben Alt Up. diyorum. Normal Düzen tab. düzen. Başvur. Posta. Gözden geçir Gözden tab. geçirsek. Alt follow by R. Evet, buna basıyoruz Gözden geçir. arkadaşlar. Yazım denetleme. Şimdi Düz. burada kontrol sağ okla ilerliyorum. Konuşma. Erişile. Menü. Çevir sub menü. Alt follow Kelime. by R. Bir kere daha C. Dil basıyorum. sub menü. Dil. Alt follow. Yani boşluk çubuğuna basıyorum. Space. Dil button drop down press has pop-up. Alt follow by R. 6. Z. Menü. Bakın Leaving burada menus. alt R Yazım aktif denetleme oluyor. dilini ayarla nokta nokta Yazım nokta. denetleme Tüm dilini ayarlıyor. menüler Sen biraz Jaws konuşurken sen konuşma çünkü seni duymuyoruz. tamam. Burada yazım denetleme dilini ayarlaya geliyor arkadaşlar. Yani gözden geçire girip orada dil alt menüye tıkladığınızda geliyor. Burada
Evet, buraya her seferinde gelmesi bazen zor olduğu için ben buna kısa yol atadım arkadaşlar. Word'de onu da göstereyim. Mesela buraya çok daha hızlı bir şekilde gelmenin yolu tam bu yazım denetleme dilini ayarla dediğiniz zaman bir uygulama tuşuna basıp Applications, hızlı erişim araç çubuğuna ekle unavailable. hızlı erişim araç çubuğuna ekle dedi ama ben de unavailable yani geçersiz dedi. Niye? Çünkü ben zaten ekledim. Bu erişim. Şeridi daralt. Hızlı şeridi özelleştir. Şeridi daralt. Bunu De. eklediğim için şu an bu Escape. geçersiz gördü Upper arkadaşlar. Ama Biscay. ekleyebilirim. Upper Ben bunu Biscay. ekleyince Living Menus. bu şöyle oluyor arkadaşlar. Hızlı Living erişim. Ribbons. Edit. Level 1. Sitenas. Susturdum. Hızlı erişim araç çubuğuna eklemeniz demek bu bölüme hızlıca ulaşabiliyor olmanız demek. 5'ten başlar. İlk 4'ü doludur. Alt 5'e basıyorum bakın. Alt 5. Seçilen metnin dili. Listbox Türkçe Türkiye. 2 Gördünüz. of 206. Doğrudan seçilen metnin diline tıkladı arkadaşlar. Çünkü yani menüden bir şeyin üzerine gelip üzerinde uygulama tuşuna basıp hızlı erişim araç çubuğuna ekle derseniz o 5'ten rakamlarla 5'ten 6, 7, 8, 9, 0'a kadar sıralayabiliyorsunuz bu şekilde. Böylelikle Word'de en sık kullandığınız şeyleri hızlı erişim araç çubuğuna ekleyebilirsiniz. Ben bu dil ayarlamasını ekliyorum çünkü metnin içinde de dil değiştirmem gerekiyor. Bunun için bunu özellikle öneririm yani yapmanızı hızlı erişim araç çubuğunu. Şimdi ben bunu zaten dil Türkçe olduğu Escape, için geçiyorum. Şimdi edit, escape, isterseniz yavaş yavaş metnimizi düzeltmeye başlayalım. Bakın nasıl ne gibi kontroller var onu görelim. F7'ye basıyoruz arkadaşlar. F7, düzenleyici, T, düzenleyici, düzenleyiciye genel bakış sıfır öneri. Tüm önerileri gözden geçirin buton. To activate present. Bakın tüm önerileri gözden geçirin. Bir kere enter'a basıyorum. Yazım denetimi, Yeni sözlükte yol. F7'ye sanal ilmeç Evet, açıkken mi ya o basacağım? önemli. Evet, o Değil mi? her türlü basabilirsin. Yani seri dolaşımı kapatın. Yani seri dolaşım açık olmasın artık bu tür şeylerde. Bu soruların hepsinin üst. Şimdi ne dedi tabii burada Bu kaç? soruların 30 yazım denetimi sözlükte yok. Nüspet NÜSBET özgün cümle edit read only. Bu soruların hepsine nüspet yanıt verilmesi. Type in text. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hem kelimeyi okudu hem de içinde geçen cümleyi de okudu. Bu çok önemli. Yani neyi kastediyor bu? Ne demek istediğini anlıyorsunuz. Şimdi bu alan. İlk Engin öneriyi. ben pardon F7'ye basınca düzenleyici çıkmadı bende. Yok say çıkıyor. İşte seni. Jaws'ın sürümünden olabilir mi? Jaws'ın yeni sürümünü kurmadıysan Orgun abi bu kadar net çıkmıyor. NVDA ile orada şey çıkıyor. Yani Tamam ben kelimeyi dinleyeyim atıyor. o zaman. Ha, bu tür Evet, şeylerde sen de tamam. kurmadın mı 2020 ve 1 Ben o versiyonu? yok 19 var bende. 2019'da işte bunlar o kadar güzel okumuyor arkadaşlar. O yüzden son sürümü kurmanızı önerdim. Yani şu ekran ya da NVDA ile bu ekran güzel okunuyor. NVDA'yı önerebilirim bu ekranda. O başarılı. Şimdi burada direkt bunu okudu gördüğünüz gibi. Orada da aslında aynı şey çıktı Olgun abi. Yani aslında hata çıktı. Sen orada yok say. Sadece ama önerileri okuyor. Ne yanlış mı ne dediğini göremiyorsun. Sen önerilerden kafanda çıkarabiliyorsun. Yani böyle bir durum var. Şimdi burada nüspet. Şimdi doğru önerilerden ilk öneriyi enterlarsam doğrudan İlk öneriyi bana söyle ama ilk önerinin ne olduğunu bilmiyorum. Açık tab tuşuna basıyorum bir kere. Öneriler, nispet, eş anlamlılar, karşın, oran, çalım 1 bölü 3. Split buton. Bakın nispet diyor arkadaşlar ve bölünmüş cümle ama benim aradığım kelime nispet değil. Yani bunun karşılığı nispeti kastetmiyorum. Bir kere aşağı oka basıyorum. Müspet, eş anlamlılar, olumlu, zayit, artı 2 bölü 3. Split buton. Dikkat ederseniz eş anlamlısını da veriyor. Yani bunu kastediyor, bunu mu demek istiyorsun gibi. Şimdi bu kelimeyi harf harf okutmak istersem Jaws'ta arkadaşlar insert ile birlikte yukarı oka peş peşe iki kere basabilirim. MÜSPET virgül space. Evet gördüğünüz gibi müspet MÜSPET diye okudu. Enter'a basarsam bu önerimi kabul edecek. Yani önerinin şöyle ne yaptık? Yazım yanlışını bulduk. Bir kez tab tuşuna bastık. Önerilerin olduğu liste karşımıza çıktı. Bir kere aşağı arka bastığımızda o liste geldi. Enter'a basıyorum. Yazım denetimi sözlükte yok. Malzemeleriyle M A yumuşak G Z E M E L E R I L E özgün cümle edit read only kadın makyaj malzemeleriyle ilgili Gördüğünüz gibi erkekçe malzeme. Ben hep bu kelimeyi böyle yanlış yazardım. Ezgi Öz Aslında yaşamış hastalık malzemedir kısa yolu. MAL yani L'dir. Bakın şimdi hemen taba basıyorum. öneriler malzemeleriyle eş anlamlılar gereç Gördüğünüz gibi bakın harfa bakalım. M A L Evet MAL diye gidiyor. Enter'a basalım. Bunu da düzeltelim. yazım denetimi sözlükte yok. Insert artı aşağı. I N S E R T Evet artı insert aşağı öneri yok.
Bir kez yok say bu. Arkadaşlar insert zaten bu böyle doğrudur aslında. Burada da şöyle yapalım. Yani istersek bu kelimeyi zaten hata gibi görüyorum. Ben bir hata değil yok say diyorum. Bir şey yok say. Yazım denetimi. Sözlükte yok. Resim. RSİM. Yanlış. Öneriler. Resim. Enter. Gramer. Fazla boşluğu kaldırın. Görebileceğim biçimde. Özgün. Bakın arkadaşlar bu hatalar çok çıkıyor. Fazla boşluk. Bunları mesela okurken asla fark edemezsiniz yani. Bunu bakma. Arada görebileceği biçimde kelimelerse fazla boşluk var. Şunu kaldırın diyor. Hemen tabağa bakın. Öneriler. Görebi. Enterliyorum. Yazım denetimi. Sözlükte yok. İmkanın. İMKANIM. Öneriler. İmkanın. Eş anlamlılar. Gibi orada ince alt dedi. Yazım denetimi. Sözlükte yok. Ekran. EKREN. Özgün cümle edit read only. Ekran okuyucum bana okuyor mu? Tayyip. Ekran okuyucum yazmış. Öneriler. Erken. Eş anlamlı. Ekran. Eş anlamlılar. Yazım denetimi. Sözlükte yok. Insert artı T. Öneriler. Insert artı T. Başvuru bilgisi evet. Yok bir bölü 3. Arkadaşlar insert artı T demişim ve bu da düzeltme daha önce yaptım. Bu sefer başka insert artı T'leri de düzeltmek istiyorum. Bakın başka bir şey göstereceğim şimdi. Yani yine çıkarsa tekrar yanlış yapmasın. Bu sefer tümünü değiştir yapacağım. Bunu yapmak için artık enter'a basmayacağım. Alt'la birlikte aşağı oka basacağım. Bu bir split buton. Bölme bu düğmesi. Alt aşağı oka bastığımda bir menü çıkıyor. Alt down arrow menü. Sesli oku unavailable. Hecele unavailable. Tümünü değiştir. D. Bakın tümünü değiştir. Enter'larsam bir daha insert T metnin içinde başka yerlerde karşılaşırsam ki mesela malzeme de öyle yani o zaman hepsini o şekilde değiştirebiliyorum. Living menus. Düzenleyici. Düzenleyici. Yazım denetimi. Sözlükte yok. Erişilebilirliği. Öneriler. Erişilebilirliği. Yazım denetimi. Sözlükte yok. JAWS. RA. Öneriler. JAWS. Başvuru bilgisi. Gramer. Cümleye büyük harfiyle başlayın. Sayfayı. Evet, Olgun abinin söylediğini söyleyeceğim ben de. Ben 2021'i kurdum ama bende de düzenleyici demiyor. Acaba Word'ün sürümüyle alakalı olabilir mi? 2019. Cancım. 2019 sanırım. Bilemedim ki. Yani ben Galaxy A20'se has joined the meeting. Normal F7'ye bastığın zaman ne diyor ilk F7'ye bastığın anda? Aynı şey normal hani şeyde olur ya. Daha önce F7'ye bastığımızda gözden geçir sekmesinde olduğu gibi direkt yok say geliyor. Yani bu bilgileri böyle okumuyor. Jason 2021'in son dediğim sürüm mü kurdunuz? Hani linkten gönderdiğim. Hayır, hayır senin gönderdiğin linkteki şeyi indirdim ve onu kurdum. Güzel. Türkçe. Şey yok. Şey, aynı metni mi açtık? Efendim? Aynı metni mi açtın? Gene anlamadım. Aynı metni mi açtın dedim. Aha evet evet site düzenleyici metni. Evet, site tümünü seçip de denedim. Seçmeden de denedim. Bastım. Yazım denetimi bir kez yok say bu düğme. Taba bastığında başka ne çıkıyor? Efendim? Taba bastığında başka neler çıkıyor? Taba bastığında tümünü yok say. Normal ekle. Evet. List box. 1 of 5. Ben ne dediğini anlamıyorum. Tabii bu İngilizce bir şeyler söylüyor. Ama değiştir. Şey demiyor mu mesela? Latin dictionary şey bu şeyde. Açıklamayı. Özgün cümle edit. Öneri. Gramer. Cümleye büyük harfle başlayın. Başlayın. Hayır, demiyor bu. Hayır hayır. Dil. Türkiye. Türkçe. Tamam. Onlar bir kez yok say. Tümünü yok say. Şeyle Word'ün sürümüyle alakalı demek ki o zaman. Demek ki 2019 diyorsun ama 2019 eski bir sürüm değil ki. Bakayım gene bakayım ama yok yani. 2019... Ne zaman yeni kurdun o zaman sen bu ofisi 2019'sa? Bir süre önce Can Deniz'le beraber kurmuştuk işte ya. Ya bende ofis 365 var. Orada bunlar bulunuyor. NVDA'n var mı Gülcan'cığım? Var. NVDA'yla dener misin aynı ekranı? O doğru okuyacağını tahmin ediyorum. Onda da okumuyorsa o zaman tamamen Word sürümüyle. Ben devam ederken sen bir de NVDA'yı açıp dener misin o sırada? Tamam. Ezgi Özyaşamış Fast After Meeting. Tamam. Şimdi açık, devam ediyorum. Özgün cümle edit read only. Sayfayı incelerken kendimize şu soru öneriler.
Sayfa, evet, gramer, barda. Düzeltme işareti ekleyin, imkanım, özgür, imkanım, düzeltme işareti öneriler, ekleyin. İmkanım, bir yazım denetimi, sözlükte yok, skip, skip, özgün cümle edit read only, sayfa başında ana içeriğe atla, skip navigation. Ha, bakın burada skip navigation var arkadaşlar. Burada ben aslında bu kelimeler yanlış değil ama İngilizce olduğu için yanlış kabul ediyor. İşte buraya, burada escape yapıyorum. Bakın başka bir şey yapacağım. Escape. Site nasıl? Burada artık tekrar metnime döndüm. Skip. Navigation. Bakın skip navigation. Skip. Bunları seçiyorum bu kelimeyi. Skip. Navigation. Selected. Alt 5 demin oluşturmuştum ya dilde. Oraya geleceğim. Alt 5. Seçilen metnin Afrika, Türk, İngilizce, Amerika, İngilizce, edit, Amerika, skip navigation, control S, skip navigation. Hatalı değil bu kelimeler. Çünkü bu kelimeler İngilizce. Ve bu neyi sağladı? Eğer otomatik dil algılaması açıksa bu kelimelere rastladığı zaman ekran okuyucu doğrudan burayı İngilizce okur. Çünkü dilini ben değiştirmiş oldum yani metnin içinde. Bu bir hata değil çünkü bu kelimeler. Skip navigation bir şeydi. O nedenle burada da dil değiştirdi. Düzenleyici. Düzenleyiciye genel bakış 19 öneri. Bakın 19 tüm önerileri var. Gözden yazım denetimi. Yazım sözlükte denetimi. Yok. Bağlantılar al. Bakın bağlantılara bu da ne demek istiyor? Şimdi? Çeşitli bağlantılar al. Alt artı L tarzı klavye kısa yolları. Evet çeşitli bağlantılara demek istiyor da yanlış. Öneriler. Bağlantılara eş anlamlılar. Bağlantılara enter. Yazım denetimi. Sözlükte yok. Etiketlenmiş mi? Öneriler. Etiketlenmiş mi? Yazım yanlış. Denetimi, site, sayfa, bir tablo öncesinde summary veya özet biçiminde bir bölüm tabloyu anlatıyor. Sayfada çerçeveler varsa da içeriğine uygun biçimde etiketlenmişmiş. Mişmiş yanlış en, yaptım şurada. Soru, etiket, soru, yani kontrol ise. Her ilk önerisi doğru diye bir şey yok arkadaşlar. Düzenleyici, düzenleyici, yazım denetimi, sözlükte yok, summary. SUMMARY öneriler. Sumaya eş. Burada da aslında şey yapıyor arkadaşlar. Özet. Bunda da bu sefer de diyorum ki sözlüğe ekleyeceğim bu kelimeyi. Tek kelime için dili değiştirmeyelim. Sumayı, somay, diğer eylemler. Bir kez de yok say buton. Tümünü yok say. Tümünü yok sayabilirim. Yani bu kelimenin ama ya da sözlüğe ekle buton. Dediğim ki bir daha summary ile karşılaşırsa başıma. Yazım denetimi. Sözlükte yok. Anlatıyor mu? ANL öneriler. Anlatıyormuş. Eş anlam. Anlatıyorum. Eş anlam. Anlatıyor mu? Başvuru bilgisi yok. Önemli olan bu. Yazım önemli. Denetimi. Sözlükte yok. CTRL artı alt artı sa. CTRL artı alt artı sa yumuşak g. Özgün cümle edit. Tablo içinde CTRL artı alt artı sa. Sol, aşağı ve yukarı. Öneri yok. Bir kez de yok say buton. Arkadaşlar doğru bir kelime çünkü kontrolü kastediyor burada. O yüzden yok say diyeceğim bunu. Yazım denetimi sözlükte yok. Buton BUTTO öneriler. Buton başvuru bilgisi yok bir button anlamında kullanmışım. O yüzden sözlüğe ekleyeceğim. Bunun da kısa yolu var aslında S. Samsun'un S'si S. Yazım denetimi sözlükte yok. Images IMMAGES öneriler. İmgesi S. Yazım denetimi sözlükte yok. Harfi L VARF örneğin H harfiyle sayfadaki başlıklara T harfiyle tablolara Ş harfi yerlendim. Ş harfiyle öneri. Harfiyen harfiyle eş an. Yazım denetimi sözlükte yok. Harfi L VA öneriler. Harfiyle yazım denetimi sözlükte yok. Alt artı CTRL ALT artı CTR öneriler. Alt artı CRL başvuru bilgisi yok 1 bölü 3. Alt artı T alt artı R başvuru alt artı SK edit A L T artı CTR L artı boşluk artı yön tuşları yön artı C artı T artı bunu ben sözlüğe T L A LT şöyle applications menu lise sitena yön tuşla yön artı CTRL evet, güzel. Bunu yaptığım için yani düzenleyici düzenleyiciye genel bakış 10 öneri tüm artık önerileri göz yazım yavaş denetimi sözlükte yok insert artı ve öneriler insert artı ve başvuru bir kendisi bir öneride bulunmuş öneriler daha. Aranıyor nokta 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 evet, metin tamam. Dilini değiştir geçerli değil.
Türkçe özgün cümle edit bölümünden misspelled language detection veya dil. Type in text. Burada kendi anladım. Burada dil hatası var. Metin dilini değiştir diyor. Bakın bunu bilmiyordum. 9 yazı öneriler. Langura es Langura. Langura şey Javson sesi çok yüksek, seni duymuyorum Javson. Ne yapmamak gerekiyor? Yani şey, hani konuşurken Javs'u konuşturma. Yani şey, yani bir şey anlat, ondan sonra Javs'la. Aynen, aynen bunu konuştu. Detektiyon. Gerçekten. Tamam. Şimdi burada bir kelime hatası var arkadaşlar, uzun. Link bölümünde, verbos bölümünde, verbosity harfiyle, verb bölüm, language, detektiyon veya dil ve language bölümünde. Language detection. Selected. Hemen alt 5 yapalım ve dili İngilizce. Alt 5. Seçilen metnin dili. List box Türkçe Türkiye. Afrika Türk İngilizce Amerika. Edit. Language detection. Link bölümün. Verbosity. Verbosity de Victor. Bunu da sözlüğe ekleyelim. Applications. Menü S. Living menus. Page. Tın etti. Cansın bu yeni özellikleri hata olduğunda böyle cicit diye bir ses duyuyorsunuz. Şey olduğunda da düzeye böyle bir ses çıkıyor. Bu arada Gülcan Neveda ile denedin mi? Onu bir sorayım arada. Gülcan yok galiba. Peyvedi. Düzenleyici. Kaldı, düzenleyiciye tüm önerileri gözler. Ben buradayım da mikrofonu Hürmen açamadım. Neveda'da oluyor mu? Onu soracağım. Hayır. Aynı. O zaman ofisin ofisle alakalı. 364. Çünkü Neveda da bu ekranları aynen Jaws gibi okuyor. Ama bu bilgileri muhtemelen internetten ya da 365'in kendi şeyinden alıyor. 2019 bunu almıyor. Buradan onu anlıyoruz arkadaşlar. Yani bu şeyleri demek ki öğrenmiş. Engin abi. Efendim abi. Peki şimdi bu hani F7 ile önerileri falan buluyoruz ya. Hı hı. Bu bütün umum belge için mi, yoksa böyle odaklanarak mı? Mesela örnek veriyorum. Mesela biz Jaws'ta normalde ne yapıyoruz? İşte insert belgenin başına gelip insert Z harfiyle sanal imleci açtığımız zaman M harfiyle önce yanlış olan kelimeyi buluyoruz. Sonra diyelim ki application'da önerileri buluyoruz. Yani bu böyle bir şey toplu olarak gösteriyor bu F7. Toplu olarak ya. F7'nin avantajı arkadaşlar, F7 bir tek yazım hatalarını göstermez. Gramer hatalarını, fazla boşlukları, noktalama hatalarını, her şeyi gösterir. Sizin M ile yaptığı şey sadece yazım hatalarını gösteriyor. Gramer hataları için sanırım G var falan ama o kadar sağlıklı olmuyor. O yüzden F7'yi önerdim. Yani F7 ile baktığınız zaman hepsini görebiliyorsunuz. En güzel bu yazım hataları önceden çok iyi çalışıyordu bunun gibi ama sonra bozuldu. Şu an Gülcan'daki gibi oldu işte. Yani 2019'da eskisi kadar verimli çalışmayınca biz hep M'yi önerdik. Ama aslında F7 çok daha iyi bir düzeltme sağlıyor bize. Öneri. Onun için gramer bağlaçtan sonraki virgülü kaldırın getirildiğinde. Özgün cümle edit read only. Tanınması açık hale getirildiğinde ve sayfada. Bakın, çünkü getirildiğinde virgül koymuşum, sonra V var. Yani aslında yanlış, orada virgül olmaz diyor. Öneriler. Kaldır diyor, bakın. Yazım denetimi. Bunları sözlükte göstermek yok. Türkis. T-U-R-K-İ-S. Öneriler. Türkiş. Başvuru bilgisi yok. Yazım denetimi. Sözlükte yok. Nispeten. N-İ-S-B-E-T-E-N. Öneriler. Nispeten. Eş anlamlılar. Yazım denetimi. Sözlükte yok. Başlılandırmanın B-A-Ş-L-L-A-N-D-R-M-A-N-N özgün cümle edit read only. Başlılandırmanın açıldığı ancak kapanmadığını. Type in text. Evet, bu da başlıklandırma demek istiyorum ama önerilerde bunu bulamayacağım bakın. Şimdi öneriler. Bağlandırmanın, eş an, baskılandırmanın, başlandırmanın, diğer eylemler. Yok. O yüzden ben bunu elle düzelteceğim burada. Buradan escape ile çıkıyorum. Çünkü istediğim şey escape, burada yok arkadaşlar. Sitene, B. Engin abi. A. Bir dakika abi. B. A. Ş. L. I, L. Bakın başlılandırma. Şuraya K eklemeyi unuttum. K. Bakalım. Başlıklandırmanın. B. A. Ş. L. I, K. L. A. N. D. I, R. M. A. N. I, N. Ama boş, hala hatalı kelime başlıklandır olarak çünkü başlıklandırma gibi bir kelimeyi boş, B. kabul etmiyor. Ama ben bravo. Bu kelimeyi yine de kullanmak istiyorum. O yüzden de bu sefer uygulamak applications, menu, S. Site nasıl değerler? Çünkü onun, her onun dediğini yapmak zorunda değilim. Söyle abi şimdi. Abi bir şey diyecektin.
Ben Jaws 19'la yaptım. F7'ye bastım. İstersen göstereyim. Bak, düzeltmeler. Yazım denetimi 2 nokta, 20 kılavuz, 2 gramer 2 nokta, 9 kılavuz, 2 düzeltmeler 2 nokta, 29 gibi çekildi. Yani burada hepsini görebiliyorum yani ben. Yazım ama denetimi. Enterladığında söylüyor mu? F7'ye bastığın zaman sözlükte yok falan diyor mu? Düzeltmeler 2 nokta. Hemen deneyelim. Enter'a bas. Özgün cümle yazının saat okunur. Olmuş yol dernekte bir nesil eğitim alın. Kabul etmiş insanlarda müzel mesuliyetin bir tabidir. Öneriler. Diğer eylemler. Bir kez yok. Öneriler. Olmuş ve bir bölüm. Tamam, bir enter'la. Bir yerlerini söyleyecek mi? Bir enter'la bir öneriyi kabul et. Bu sorunu denetlemedi. Bir kez yoksa bir mesul. Tamam, yoksa. Ne dedim abi? Yoksa, bir kez yoksa'ya bas. Özgün cümle yazının saat okunur. Ancak bu derneklerde kendi iç büyümelerine. Ama sende de şeyi okumuyor işte şu an. Yeni cihazı kurdun mu? Ya yeni Jaws kurma fırsatı bulamadım. İşte dediğim gibi kurmadığın için şu an o hatanın ne olduğunu söylemiyor. Özgün cümle diyor sadece. Anladım. Yani Nevada'yla bir deneyim istersen. Sam sen kapat, ben devam ediyorum yapmaya. Dene sen kendin. 16,25 cm. Bunu geri al. F7. Düzenleyici. Düzenleyiciye genel bakış 2 öneri. Tüm önerileri gözler. Yazım denetimi. Sözlükte yok. Maddeden. Öneriler. Maddede, yazım denetimi, sözlükte yok, etiketlenmiş mi, öneriler, etiketlenmiş mi, etiketlenmişim, etiketlenmiş mi, düzenleyiciye genel bakış bir öneri, tüm önerileri gözden geçirin buton, to activate presenter, T, Microsoft Word Dialog, düzenleyicinin önerilerini gözden geçirmeyi bitirdiniz, tamam buton, space, edit, page 2. Şu an gördüğünüz gibi metnimizin bakın ne kadar 2 sayfalık metninde ne çok hata yapmışım. Control yani, demek ki öylece yollamışım zamanında. Bunların hepsini düzelttik. Tabii bu şu demek değil yani, yazıyı normal okuyun. Cümle düşüklüklerini tabii ki bu düzeltmez. Yani o sizin kendinizin yapması gereken bir şey. Yani nerede yanlış yapmışım falan, ama en azından temel hataları düzeltir. Şimdi bu birinci yaptığımız şeydi. İkinci şey arkadaşlar, özellikle bir metni baştan düzeltiyorsanız ben şunu önereceğim size. Metnin biçimlendirmesini bir temizleyin. Yani onun içinde internetten bir şeyler yapıştırmış olabilirsiniz. Boltlu modlu şeyler vardır. Bütün bunları ortadan kaldırmak için metninizin biçimlendirmesini şöyle bir temizleyin. Bunu da nasıl yapacağız? Önce Ctrl A ile tüm metni seçeceğiz. 6534 giriş sekmesine gireceğiz alt şeyle. Alt şey, upper giriş, Ctrl pano, yapıştır, yazı tipi edit, combo kle. Yazı tipinin olduğu bölümdeyim. Şimdi tablarla ilerleyelim. Yazı menü, biçimlendirmeyi temizle buton, alt follow by işe, yumuşak G. Bu da bunun kısa oluyor, yumuşak G'miş. Alt Ç'den sonra yumuşak G'ye basarsanız da biçimlendirmeyi temizleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Leaving menus, leaving ribbons, edit, site nasıl değerlendirir? Böyle başka yerlerden alınan yazılar, böyle abuk subuk puntolu şeyler falan varsa. Top of file, site sonra kendim oluşturabilirim bunları nasıl olsa. Şimdi metin analizcisi dediğim text analyzer'ı göstermek. Ctrl S. Yani bir tuş kombinasyonu. Bu da Alt Windows I'dır arkadaşlar. Ya, eğitim aynen. Şey, yani hem mikrofonu kapatır mısın Müşire? Devletin eğitimlerdeki programı öğrenmeye kurmaya çalışıyorum hala. Bir dakika Müşire. Görev geçiş Engin gelen Zoom. Arayın ben seni. Tamam yeter. Site meet Engin gelen Engin meeting kınt. With old mo pause new pause şeyler altı parti Engin Yıl Mürşid mute enter meeting kınt site nasıl değerlendirilir? Evet şimdi arkadaşlar burada alt Windows I'ya basıyorum. No rejoin system GS in document. Evet, bu belgede hiçbir yazım hatası bulmadı ilginç bir şekilde. Yani şey. Control C. Yani, boş site nasıl yani, bir web site. Çünkü bu basit bir yazıydı ama. Şimdi onu bulacağı bir metin açacağım size. Onda da çok fazla hata var. Ama o hataları kendiniz düzeltin. Bu bizim bir tiyatromuzdu aslında. Biz 2010'da biz bunu yazmıştık. Engel Seçimli Saatler'de de oynadık. Oldukça da zevkli olmuştu. Özürlü Paklar diye bir oyundu. O gün abi hatırlar belki onu. Çok zevkli bir şeydi o. Onda bayağı 500'ün üzerinde hata var bu arada. Ama o hataların bazılarının içinde İngilizce bölümler olduğu için. Önce o metni yapmadan önce o İngilizce bölümlerin tamamını Türkçe
Yani Türkçe bölümleri İngilizceye dönüştürmeniz dilde gerekiyor ki dilde daha rahat olabilir ama yine de çok hata var. Yani şimdi ben bu belgeyle işim bitti. Sadece bu belgeyi başladı. Site nasıl değerlendirilir? Alt shift solotla. Site nasıl değerlendirilir? Heading level 1. Başlık yapayım. Ve bizim mesela evet dergide bir başlar. Heading level 1 vardır. Nasıl? Site boş ne a s l bo d e yumuşak. Aslında burada bütün harfler bir. Topofile. Heading. Olmayabilirdi arkadaşlar. Bunu garanti altına almanın yolu şu. Seçiyoruz metni. Site nasıl değerlendirilir? Site nasıl değerlendirilir? Sile. Baş harflerinin büyük olmasını istiyoruz demek diyelim ki. Giriş sekmesine giriyoruz alt şey. Alt şey. Apri. Giriş. Pano. Yapıştır. Yazı tipi. Yazı tipi bölümünde tabla ilerliyor. Yazı tipini küçült. Menü. Büyük bölü küçük harf değiştir. Büyük sap menü. Alt follow başı. 7. Alt şeye 7'ymiş. Boşluğa basıyor. Space. List box. Büyük bölü küçük harf değiştir. List box. Tümce düzeni. Buton. Alt art. Tümce düzeni demek sadece cümlenin ilk harfi büyük anlamına geliyor. Küçük harf buton. Küçük harfi anla hepsi küçük. Büyük harf buton. Bu hepsi büyük. Her sözcüğü büyük harfle başlat buton. Ve her sözcüğü büyük harfle başlat. Adı üzerinde. Bunu seçerseniz başlat. Leaving menus. Leaving ribbons. Edit. Bir yanlışlık olmaz. Böylelikle yazınızın her başlarındaki baş harfleri topo bir ve büyük olmuş olur. Control topofil. Şimdi bakın hatta bu metni bir de ben seçeyim. Kalın da yapayım. Site nasıl değerlendirilir? Control K. Bold açık. Bold yaptım. Bir de ortalayayım kontrol. Center et. Center'la. Bir de yazı tipini büyüteyim. Control Shift P'ye basayım yazı tipi. Control Shift P. Boyut. Edit. 16. Type in text. Alt artı U. Boyut. Edit. Control Shift P'de oradan yazı tipi bölümünü açar arkadaşlar. Buradan bunu büyütebilirim. Escape. Şimdi bakın Alt Windows I'ya bastığımda bu değişiklikleri gösterecek. Basıyorum Alt Windows I'ya. Font change calibre 11 points bold of black. Boş. Bakın font change all 11 dedi. Çünkü artık yeni bir yerde. Heading boş. Bir web sitesinin ne kom. Web sitesi. Bu web sitesi. Bu da burayı da şimdi yazı 6000 seçtim. Başlığı değil alttaki yazıyı seçtim. Caps Lock F ile kontrol ediyorum bilgilerini. 11 point. Black on white. Calibri. Higligitat. Normal style. Lens spacing. Bir lines. Paragraph formatting. Aligned left. Şimdi bu benim istemediğim şeyde. Bazı şeyler var. Bunu sizin Türkçe cansanızda Türkçe okuyacak. 11 punto olmuş. Kalibreymiş. Ve sola yaslaymış. Ben şimdi bunu 12 punto ve aerial yapacağım. Bunun için yine Ctrl Shift P'ye basıyorum. Ctrl Shift P. Boyut. Edit. 11. Type int 1. 2. Şimdi Shift Tab yapıyorum. Yazı tipi stil. Yazı tipi. Edit combo. Artı gövde. AR'ye basayım. AR. Edit combo. Artı başlık. Artı abadi. Abadi. Agent. Alda. Al. Ant. Ant. Apa. Arabi. Arima. Arial bile. Arima. Edit. Bir web sitesinin ne kadar. Şimdi Caps Lock F'ye bir daha bakalım. 12 point. Black on white. Arima. Higgle git. Evet benim istediklerim var arkadaşlar. 12 punto. Arial black on white. Yani beyaz üzerine siyah 12 punto. Ve normal olan bir yazı tipini elde etmiş oldum. Ama benim önerim bunu en son yapın. Yani tüm yazma işlemleriniz bittikten sonra bu ayarlamaları yapın. Ve ilk başta metninizde bu rizamları yapmadan önce de biçimlendirmeyi mümkünse temizleyin. Bu böylelikle başlıklandırmalara falan gidecek. Sonra onu tekrar yapmanızda fayda var. Çünkü metninizi ona göre ayarlamış olursunuz. Diyeyim, sorusu olan var mı diye sorayım burada. Engin abi bu diyelim ki sen hani İngilizce JavaScript'ı anlattın ya. Şimdi bu İngilizce sürüm olması hasebiyle yani Türkçe metinle bir arasında uyumsuzluk oluyor mu? Şide Ciğerlioğlu has sayfda mı? Hayır olmuyor. Zaten Türkçe bir metin şu an kullandığımız metin. Yani Türkçe bir metni düzeltiyorum zaten. Fark etmiyor. Hatta Türkçe olsa daha iyi de bir olur. Yani o şeyleri de Türkçe okur. Topofile. Heading level alt F4. Microsoft Word. Kaydet diyelim arkadaşlar. Bir metnimiz daha vardı. May window. May meeting counter. Engin her şey. Bu da. Engin Z. Özürlüyor. Enter. Açılıyor Word. Açılıyor Word. Mürşide Ciğerlioğlu has joined the meeting. Burada alt Windows I'nın işe yaradığı bir sürü şey göstereceğim size. Burada da çok fazla yazım hatası var ama şimdi ona hiç girmiyorum. Onu düzeltmeye kalkarsam çok olur ama. Şimdi bakın. Sevda biraz yavaş. Alt Windows I'ya basıyorum. Space run at column 751. Bakın space run at. Yani burada fazla boşluk var. Bakıyorum. E.
Boşluk, boşluk, M. Bakın iki tane boşluk. Space. Bunu normalde yakalamanız mümkün değil. Unopene tırnak işareti at kolum 1600. Orada bakın yani tırnak işaretini açmamışsınız diyor. 3, sağ, i, n, şey, 33. Noter, baş. Çok önemli değil bu. Kesme işaretlerini de böyle algılıyor. O hata önemli space değil. Space run at kolum 1. Bakın yine bir space hata. Boş, var. Boş, d. Şurada bunu space. Yine, o, sildim bir tane boş. Missing initial cap, b at kolum 2000. Bakın. Buradaki B'yi küçük harfle yazdım. Boşluk, ünlem. Ünlem boşluk, B, E. B harfi küçük harfle yazıldı. B. Ben onu düzelttim. Page 2. Space run at call. Bakın yine. V. Boşluk, boş, B. Space, boş, B. Boşluk. Space run at call'ın boş, boşluk, boşluk. B. Space, boş, boş, boşluk, boş, nokta. Boş, boşluk, B. Yani bir hem boşluk space. Yapmışım, Enter'dan sonra de utanmadan boşluk koymuşum yani. Space run at column 3600 E, evet. Boş, boş, I. Yine bu da bir space. Space run 1, boş, boş, E. Space. Space run, boş, boş, boşluk, T. Space, space, boş, T. Yani şöyle bir şey yapmışım. Tango. İki tane boşluk koymuşum. Paragraf yapıyor gibi çok anlamlı. Space run at column 3, N, boş, boş, G, space. Space run at A, boş, boşluk, A, space. Space run at column 4702, boş, boş, H, space. Space run at column, L, boş, boş, A, space. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Özellikle bu fazla boşlukların bazılarını F7 de yakalamıyor. O yüzden kelimeler arası çok boşluk bırakabiliyoruz bazen bilmediğimiz yerlerde veya olmadık yerlerde punto değişimi olabiliyor. Mesela özellikle internetten bir yazı aldıysanız, internetten aldığınız yazılarda bu durumla çok daha sık karşılaşıyoruz bu punto hatalarını. Ya o kelimeyi tamamen silmeniz gerekiyor bazen, bazen biçimlendirmeyi temizlemeniz gerekiyor. Bu tür şeylerle düzeltmeniz gerekiyor. Yazının formatının daha iyi görünmesi için bu Alt Windows hepinizin Word'ünde çalışıyor olması lazım bu arada arkadaşlar. Yani onu test edebilirsiniz. Metniniz içinde tutarsızlıklar varsa, tırnak açtınız kapatmadıysanız, parantez açtıysanız kapatmadıysanız, bir yerde bir punto yazı tipi değişikliği varsa veya bir yerde fazla boşluk varsa işte bunları saptamak için de Jaws'ın Alt Windows I tuşunu kullanabilirsiniz. Bu tuşta çok daha yazınızdaki şeyleri düzeltmenize yardımcı olur diyeyim. Sorusu olan var mı diye sorayım burada. Engin, meeting controls, pound. O zaman benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Yani daha bir sürü şey var. Word'de anlatılacak şey bitmez ama hani aşağı yukarı. Özellikle bu yazım kontrolü ve şeyi anlatmak istedim. Ama şunu görüyorum ki bunun için şunu anladık. 365, Office 365'in de elimizde olması önemli. Çünkü Office 365 olduğu zaman bunlar daha doğru bir şekilde çalışıyor. Office 365 bir tek bunun için lazım değil. Özellikle örneğin mesela dün söyledim matematik içeriklerini okumak açısından falan da bu tür şeylerin son güncellemede olması faydalı oluyor. O metinleri oradan bize veriyor. 365'e nasıl şey ulaşım sağlanıyor? Yani satın alınan bir şey mi o? Nasıl? Satın da alınıyor. Kullanıyor? Sertifikaları var. Yani onda belli yerlerden muhtemelen bende bir ara vardı. O yüzden oradan kullanıyorum. Ama hani sürekli güncellenmesi önemli. Office 365 sürekli güncellendiği için bu tür şeyleri de internetten çekebiliyor. Ama nasıl kurulur? Tam olarak nereden kurulur? Yani onun şeyleri satın alma veya onun da şeyleri satılıyor mu? Bunu belki Candeniz'e falan sorarsak onlar 365'e nasıl erişebileceğimizi şey yapabilirler, bize söyleyebilirler. Ama tam 365'in özelliği şu demek. İnternetten sadece yani internette değil de sürekli kendi kendine güncellenir. Yani Office 365 şey gibi değildir. Her an güncelleme alır. Yani o yüzden yeniden ofis kurmanız gerekmiyor Office 365 kullandığınızda. Zaten ofis en son sürümüne güncel oluyor hep. Yani hep bir şeyleri de alıyor, bir şeyleri de oradan çekiyor. Belki sizin özellikleriniz Office 2022 gelecek. Onda bunları ben çözecek şimdi, mesela. Şimdi Windows altı yaptım ben mesela. Bu özürlü farklarda. Diyor ki 751 sütununda fazla aralık. Ama oraya gelmiyor. Mesela orayı ben nasıl bileceğim? Öyle diyor ben de mesela. Okun, belki daha sol oklarla doğru. Sağ sol oklarla gelirsen oraya gelir o doğrudan. Sen orada hemen sağ sol okla gel, oradan sil bir tane. Bak iki tane boşluk göreceksin orada. Ha boşluk boşluk M, evet.
Evet, onu sileceksin işte. Direkt evet, seni oraya getir. Your internet connection is unstable. O 751 hani tam nerede olduğunu gösteriyor. Ondan sonra tekrar mı Windows yapacağım? Aynen. Bastıkça bir sonrakine, bastıkça bir sonrakine giderek düzeltiyorsunuz. Tamam. Onu hepinizin cihazında okuyacağını tahmin ediyorum arkadaşlar. Özellikle Türkçe'de daha az sorun çıkaracaktır. Alt Windows I'nın hepinizde düzgün çalışacağını varsayıyorum. Başka sorusu olan var mı? Peki, o zaman kaydı durduruyorum arkadaşlar.